Kuduz. Kuduz. Eskiden Türk filmiydi. Herkes iyi bilir bunu. Bu Türk filmini izlediğimizde yemin ediyorum var ya sokağa çıkamaz olmuştu. Kudurmaya başlamış. Kapıyı kapayın. İçeriye de kimseyi sokmayın. Babasına da tez haber verin. Tabi yeni nesi bilmez. Kuduz filmi dünya gündemine en çok noktayı koyan Türk filmlerinden bir tanesidir. Hayatımda görmüş olduğum en korkunç Türk filmi Kuduz'dur. Çünkü gerçek hayattan alıntıdır arkadaşlar. Bu Kuduz filmi bir gün gerçek olabileceğine inandınız mı? Yani bence de olabilir. Çünkü zamanında gerçekten Kuduz çok kötü bir hastalıktı. Bir ağanın çocuğu Kuduz hastalığı oluyor ve ölüyordu. Evet. Köpeklerden konuyu açalım. Köpekler, kediler, kuşlar, sokak hayvanları. Türkiye'de toplamda bugün itibariyle 10 milyon tane sokak hayvanı olduğu biliniyor. 10 milyon tane sokak hayvanı arkadaşlar. Yani düşünsenize 10 milyon, yani 1 değil, 2 değil, 3 değil, tam tamına 10 milyon. Şöyle gözünüzü kapatın bir hayal edin. Yani şöyle söyleyeyim size, İzmir'e bunu yan yana koysak yarısından çoğunu köpekler kaplar ya da İzmir'i komple ele geçirir bu bütün 10 milyon köpeği getirdiğimizde. Ve bunlar her sene 10 tane de yavru yapıyor. Minimum 3 tane, maksimum 8 tane, 10 tane yavru yapıyor bu köpekler. Bir de bunların yanına kedileri eklersek, bir de bunun yanına vahşi diğer hayvanları eklersek, abi köpekler. Gerçekten benim de şöyle bakacak olursam, benim de kendime ait 2 tane köpeğim var. Ben kendim zaten hayvanları seven barışçıl biriyim. Köpekleri, hayvanları çok seviyorum. Yaklaşık 50-100 tane kuşum var, papağanlarım var, köpeklerim var, çiftliğim var. Ben seviyorum ama bu köpeklerime ben bakımımı yapıyorum. Aşısını yaptırıyorum ve benim bir tane köpeğim var. Belçika kurdu. Gerçekten çok saldırgan. Başka biri insan yanına gelse onu saldırabilir. Çünkü koruma köpeği kendisi. Çiftliğimi koruması için aldım. Ama ne yapıyorum? Çift tasmayla sıkı bir şekilde çiftliğime bağlıyorum ki insanlara zarar vermesin, kaçmasın diye. Yani bundan dolayı arkadaşlar günümüz gerçekten çok kötü. Ben kendim yazlık bölgesinde yaşıyorum, Kuşadası'nda. Kuşadası'nda her yıl binlerce insan geliyor ve çocuklarına köpek alıyor. Bu nedir böyle? Köpeği alıyorlar, yaklaşık 4 ay boyunca o köpeğe bakıyorlar ya da o kediye. 4 ayın sonunda sahile salıyorlar. O köpekler geziyor tabii, aç olduğundan sahilden çıkıyor, şehre iniyor. Bu şehirden çıkıyor, başka yerlere gidiyor. Köpek vahşileşiyor. Tabii bununla diğer hayvanlar çiftleşiyor, onun yavruları falan derken gerçekten çok kötü bir olay oluyor. Bu muhabbetten sonra ne oluyor arkadaşlar? Köpekler vahşileşiyor. İnsanlara saldırıyor. Bu yıl toplamda Türkiye'de 8 tane çocuk bu köpekler yüzünden vefat etti, biliyor musunuz? Köpek saldırısı yüzünden. Ve geçen gün de benim başıma gelen bir olayı anlatayım. Bizim mahallemizde bir köpek var dışarıda, yeni gelmiş. Ve bu köpeğe 8 kez mahalleli halkı şikayet ediyor. Köpek çok saldırgan diye. Köpeği getiren şahıs ise kendi bakmak yerine villası var. Köpeği dışarıya koyuyor. Kapıda bakmaya daha çok gösteriyor. Çünkü eğlensin geçsin istiyor. Bir yandan da güzel, tamam eğlensin geçsin de normal bir köpek değil, insanlara saldırıyor. Mahalleli bu köpeği arkadaşlar öyle bir şikayet etti ki 8 defa 10 defa hiçbir tane önlem yok. Ne zabıta geldi, köpeği aldı. Köpek dışarıda hala da, şu an hala da görüyorum ileride. Ne kimseye gelip bu köpeğe bir şey yaptı. Şimdi bu köpek mahalleliye zarar veriyor. Düşünsenize, senin çocuğun o yoldan geçiyor. Kız çocuğun ya da erkek çocuğun akşamüstü iş dönüşü ya da okul dönüşü. Geldi senin çocuğunu paçasından ısırdı. Ya da çocuğuna saldırdı. Ne olacak? Ne olacak abi? Ya en son sen artık kafayı yiyeceksin. Elini alacaksın. Baltayı bıçağa gidip bu köpeği öldürmek zorunda kalacaksın. Yani bu o anki yaptığınız şey gerçekten insanlarda belli bir an oluyor ya, sinirlendiği an. Panik anı. O an o sinirle o köpeği mahvedersin. Ve bu köpeği şikayet ettiklerinde köpeğin sahibi bizlere inat olsun diye 2 tane daha köpek getirdi. Siz bu köpeği buradan alırsanız ben bu köpeği tekrar getiririm ve üstüne fazlasını getiririm diye mahalleliye gözdağı vermeye çalışıyor. Kardeşim bu kadar köpeği seviyorsun da o zaman bağlayıver. Oradan kızlar, oğlanlar okula gidip geliyor ya, onlara saldırırsa. Arkadaşlar köpekler gerçekten çok sevecen. Bakın geçenlerde Bitlis'te kuduz oldu ya. Ufak çocuklar kuduz oldu. Ailesine korkusundan söyleyemedi. 2 tane çocuk. Güzelim çocuk. Bunlar Bitlis'te eğleniyorlar. Sokakta geziyorlar. Köpeklerin bir tanesi saldırıyor çocuğa. Çocuğu fazla bir şekilde zarar vermiyor bir tanesine. Ötekine de zarar vermiyor ama bu çocuklar söylemiyor. Çünkü çok fazla bir şey yok diye annesi babası sorduğunda ne oldu dediğinde ya diyor ben diyor kavga ettim ya da düştüm diyor. Buna benzer bir vaka söylüyor, senaryo söylüyor. Daha sonradan çocuk bir anda aradan geçiyor arkadaşlar 8-10 gün. Annesine ben sudan korkmaya başladığımı, kolumun uyuştuğunu söylemeye başlıyor.
Bir anda götürüyorlar bunu hastaneye. Tek tek yapıyorlar. Açıklama yapıyor doktor. Saçından kıl kökü örneği alıyorlar. Tükürük örneği alıyorlar arkadaşlar. Kan örneği alıyorlar. Bir bakıyor saçtan çıkmıyor ama tükürükten her şey ortaya çıkıyor. Çocuk kuduz olmuş. Çocuk kudurmuş. Yani bu hastalığın tedavisi yok. Dünyada tedavisi olmayan tek hastalıklardan bir tanesi AIDS var. Bu var. Buna benzer birkaç tane hastalık var. Yani imkansız. Sizi bildiğiniz zombiye dönüştürüyor. İnternette yazın. Kuduz virüsüne yakalanmış ya da kuduz yazın. Kuduza yakalanmış bir köylünün videosunu göreceksiniz. Arkadaşlar köyde halka köpek saldırmış ve daha sonradan da bu köy halkı komple geliyor hastaneye. Yaklaşık 20 kişilik bir köy ve işlerinden 3 tanesi için gerçekten durum geç oluyor. Diğerlerine aşı yapıyorlar. 3 tanesi kuduruyor. İnternette o kudurma videosu var. Bir tanesi cam, çocuğun bir tanesi camı kırıyor, atlamaya çalışıyor. Ya bildiğiniz zombiye dönüşüyorsunuz. Ve şu an gerçekten de bir kampanya düzenlendi. Bitlis'te bu kuduz olan çocuğa uyutulması için imza kampanyası düzenlendi. Bu gerçekten çok kötü bir şey. Bu aileyi düşünebiliyor musunuz? Ya bunu, bu ailenin yerinde siz olsaydınız, sizin çocuğunuzu ya da senin kardeşini ya da senin bacını, ablanı, anneni köpek ısırsaydı ve sen bu durumda olsaydın. İmkansız bir hastalık var karşısında. Ölecek. %100 ölecek. Bir hastalıkla baş başa kalsaydın sen ne yapardın o köpeği? Ben açık ve net söyleyeyim. Eline ya bir silah alırdın ya başka bir şey. O köpeği mahvederdin, öldürürdün. Evet, mahvederdin, öldürürdün. Yani yapmayacağım diyemezsin, yapardın. Ne oldu? Şimdi bu çocuğun ne günahı var? Bu çocuk arkadaşlar doktorun açıkladığına göre alternatif tıp uygulanıyormuş. Tabii çözümü yok yani. Çocuğu uyutuyorlarmış. Hiç durmadan ağrı kesiciler veriliyor. Çünkü acılı bölüm kasları kasılıyor, yutkunamıyor, saldırganlaşıyor. Beyni yerinde olmuyor. Bu çocuk için durum vahim. Yani gerçekten de hayatta kalması çok çok minimal. %0.01'lerden bahsediliyor. İnşallah Allah'ın izniyle düzelir, kendine gelir. Yani İnşallah kötü şeylerle karşılaşmayız. Şimdi size burada bir şey değineceğim. Dışarıda 10 milyon tane köpek var. Tabii bir sürü çıkacak şimdi bunu videonun altına. Köpekleri seven, sevmeyen, sevenler bana yazacak. Burada sövdürecek. Bir sürü şeyler yapacak. Kardeşim köpek 10 milyon tane. Neden barınak yok diyeceksiniz. Barınaklar 10 milyon tane köpeği alsın. Her biri günde 1 kilo mama yesin. 10 milyon köpeğin. Ne yapar? Yani benim matematiğim yetmiyor artık. 10 ton mu yapıyor artık? Kaç ton? 100 ton mu yapıyor? Hesaplayın. 1 kilo mamanın fiyatı kaç para? Ve bunlar bizim vergilerimizle alınıyor. Bizim vergilerimizle alınıyor. Ve bu alınan vergilerle bu kadar köpeğin ıslah edilmesi, eğitilmesi yerine ya da barınakta şey yapılması yerine dışarıda o kadar aç, o kadar muhtaç insanlar var ki onların gerçekten onlara yardım edilmesi daha önemli. Ya benim demek istediğim arkadaşlar bundan yıllar yıllar önce Aydın'da ve Türkiye'nin belli bölgelerinde yine bu köpek vakaları çok çoğaldı. Hatta yani inanmazsınız araştırabilirsiniz. Çobanların sürülerine dalıyordu köpekler. Çoban bildiğiniz vahşileşmişti. Aslan gibi olmuştu. Çobanların sürülerine dalıyordu. Yaklaşık bu olay 40-50 yıl oluyor olalı. Dedelerimiz, babalarımız anlatıyor. Ondan sonra her gün koyunlar ölüyordu, insanlar ölüyordu ve halk hep birlikte birleşti ve köpek avına çıkmışlardı. Biliyorsunuz mu? Evet, bu gerçek. Bizim halkımız köpek avına çıkmıştı ve binlerce köpek öldürülmüştü o dönem. Çünkü öldürülmesi gerekiyordu. Çünkü insanlara zarar veriyordu. Çünkü gerçekten çok kötü yerlere gelinmişti. Yine Türkiye'de olması gerekenlerden biri yani bu vahşi köpekler sadece iyi olanlara değil dışarıda bu tetkiki yapılabilir. Köpeğin yanından geçtiğinizde ya da köpeğe bir hareket çektiğinizde köpek size saldırıyorsa vahşi ise tamam bu köpeğin gerçekten uyutulması gerekiyor. Diğerleri ise salınabilir. Böyle bir taktik uygulanabilir ama gerçekten şu günümüz neticesinde çok zor kararlar. Karşımızda bizi seçim bekliyor. Seçim olduğu için böyle bir şeye Recep Tayyip Erdoğan girmez. Burada ne olacak? Yine arkadaşlar ölümlere, kazalara devam edeceğiz. Belki seçimden sonra ne olacaksa olur. Yani şöyle bir şey var. Bir insanı öldürdüğünüz zaman müebbet hapis alıyorsunuz. 25 ila 30 yıl. Ya da başka bir ülkede bir insan öldürdüğünüzde idam ediyorlar. Ama bu köpekler, bu saldırgan köpekler insan öldürdüğünde sokakta yaşamaya devam ediyor. Bunun kararını siz verin. Sizce köpekler yok edilmeli mi? Kontrol altına alınmalı mı? Yani ya da sokakta salınıp hala insanlara saldırması için sokaklarda gezmesine izin mi verilmeli? Kararı siz verin.
Kanalıma gel, ol bana takip. Orhan Tümerkan bir dahi. İçerikler herkese cazip. Beğeni tuşuna bastır haydi. Yüz binler bekliyor sırada. Yapamaz prim içinde drama. Gel gel bize, gel bize kanala. Koş gel bize, koştur kanala. Kanalıma gel, ol bana takip. Orhan Tümerkan bir dahi. İçerikler herkese cazip. Beğeni tuşuna bastır haydi. Yüz binler bekliyor sırada. Yapamaz prim içinde drama. Gel gel bize, gel bize kanala. Koş gel bize, koştur kanala.